Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 5-6 ders, imani ders yaptık. Dabbetular zaten başlı başına. 6 tane yaptık. Ondan önce mektubat yaptık. Tevhiyat-ı Tisani oradan yaptık. İnsan nokta istinat, nokta istimdat olmasa nasıl duruma gelir? Bugün de psikolojiyi yapacaktım ama gelen soruları yapayım. Biraz fazla birikmiş. Yani zaten her soruya cevap vermemiz imkanı yok. Fakat bazılarına cevap verme ihtiyacını duyuyorum. Çünkü benim şahsımda Risale-i Nur'u alakadar ediyor ve bizim temsil etmiş olduğumuz daireyi alakadar ediyor. Hemen şunu sorayım, söyleyeyim. Bizim bulunduğumuz soruyorlar, merak ediyorlar tabii. Yani kimliğiniz, kişiliğiniz nedir? İşte o hoş olmayan şeyler ama neyin nesidir? Yani kimsiniz? Böyle bir şeyler duyduk. Daireniz nedir? Bizim bulunduğumuz daire ustadımızın sir katibi olan Zübeyir Gündüz Alp abinin dairesidir. Onun devamıdır. Tahir-i Mutlu abi ki şu anlarda geçiyor. 50 evliya kuvvetini diyor. Zübeyir abinin bulunduğu dairedir. Onların bulunduğu bulunduğu dairedir. Rüştü abi hastasıyla bizim bulunduğumuz daire Zübeyir abinin dairesidir. Biz onların devamcısıyız. Yani parkurdan kenarda girmemişiz. Hoş olmayan bu şey ama demek mecbur demek zorunda kalıyorum. Çok geliyor. Tamam. Sizi görmüyoruz başka yerlerde falan diye. Gerçi düğün salonlarında, cenazelerde, şeylerde, konferanslarda ama efendim bir meşveret cemaati var, kurdoğlu var, yazıcılar var. Yani Abdullah Yeğen abi, Abdullah Yeğen abinin bulunduğu vatan dairesi, meşveret Sungur abinin dairesi, bir de Hamidiye ile İsparta, Bayram Yüksel abinin dairesi bulunduğu. Abiler bir şey yapmışlar, hareketi üstattan sonra yüklenmişler. Zübeyir abi de dairesi farkı nedir? Zübeyir abinin yani hepsi ama herkes bir mesleği yüklenmiş. Hani var ya mektubatta 19. mektupta Resulullah vefat ettikten sonra fitneler iş yapıyor. Ondan sonra fitne olduktan sonra hepsi bir tane şey başına yükleniyor. Yani bir mesleği esas alıyor. Kimi seriatı. Kimisi hafızdı, kimisi vesaire, kıraatı, şuna buna. Şimdi ustadın vefatından sonra abilerin de, hani peygamberin vefatından sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman'ın bir meşrebi temsil etmesi, Zübeyir abinin temsil ettiği, Nur Dairesi'ndeki temsil ettiği en bariz ve herkesçe müsellem olan vasfı nedir? Meslekte hassas, ilimde mutaassis. Yani laikalar la hareket ediliyor. Sadakat esastır. Meslekte hassasız, laikalarda hassasız. Çok titiziz laikalarda. Neyi nasıl yapacağımızı oradan belirliyoruz. Ona göre hareket etmeye çalışıyoruz. İlimde de mutaassis. Yani toplama yapmak, kelime üzerinde çalışmak. Risale-i Nur'un evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batını. Çekirdek, meyve, ağacın zahirisi ve ağacın batınısı, makinesi manasında olan Risale-i Nur ilmi meselelerinde hassas. Yani mesela bir kelime mesela zan ile uğraşıyorum 3 ay. Bu çalışma başka hiçbir dairede gözükmüyor. Basit olduğundan değil yani bizim işimiz bu. Bu dairenin şeyi. Bizden sonra da bizi işte siz görüyorsunuz böyle yapacaksınız, yapıyorsunuz zaten. Mesela dün yaptık. 3 saat 5 dakika sürdü. Cismaniyet 14 ders. Cismaniyet 14 diye. Bunun hakkında 1,5 sene çalıştım. Cismaniyet. Yani kelime ilimde mutaassis. Laikalarda hassas. Nasıl hareket edeceğim? Öyle. Mesela hassas deyince şöyle diyeyim. Hemen şu sorum cevap vereceğim. Laikalardan ne kadar hassas olduğumuzu ondan belirleyeceksiniz. Şimdi ben psikoloji ders yaptığımı görüyorsunuz. Değil mi? İmani ders yaptığımı görüyorsunuz. Tahmin edin ki zaten söylemeye gerek yok. Ne kadar televizyon bu Ramazan programı için sağdan yana ya. Ulusaldan tut. Yani
gel burada beraber mutala edelim. Kız Kulesi'nin karşısında mı dersin? İstinye'de yatın içinde mi dersin? Tamam mı? Program yapalım. Ama laikalarca biz dar daire olduğumuzdan dolayı bu tür geniş daire faaliyetlerine biz katılamıyoruz. Yani bunu canım istiyor demek istiyorum, tamam mı? Nefsim öyle istiyor ki. İstiyor. Fakat dar daire olduğumuzdan dolayı bunlar, yani dar daire çekirdek, toprak tabakası çekirdek, ağacı buradan idare ediyor. Bazı faaliyetler var, ağacı bu diyor, ilaçlıyor. Bizim faaliyetimiz çekirdek faaliyeti. Tamam. Yani bu soruya da böyle cevap vermiş oldum. İki, Mektubat 70'te söylüyor. Bizim diyor dairemiz var, dini anlatan dairemiz var. Diyor ki Nurculara sorulan bu soru. Yani o Nurculuk içindeki soru değil bu soru. Ama Nurculuğun içinde de alacak bir soru şu. Siz ilahiyatçı mısınız, din anlatıyorsunuz? Siz ilahiyatçı mısınız? Diyecekler değil mi? Hani ondan sonra biz de psikoloji dersi anlatıyoruz, tamam mı? Doktor musun? Doktor musun? Psikoloji anlatıyorsun. İlahiyatçı mısın İbrahim? Sen Almanya'da necisin İbrahim? Postacı. Dini anlatmıyor musun? Anlatıyorum. Tamam, aynı şeyi soru sana soruyorlar. Yani ilahiyatçı mısın? Yok. Dini anlatmayacak mısın? Yani bu soru soruluyor. Ona işte bana da sen doktor musun? İşte tamam mı? Mesela camide Almanya'da vazife yapıyoruz ya. Camide vazife yapınca cami ya imamsın. Kadın gelir, erken gelir, soru sorar. Bir hocalık sıfatım var. Benim bir de rüyatçı sıfatım var. Ben doktorum arkadaşlar. Bunu da burada ilan etmeyi şey duyuyorum yani mecburum. Çünkü benim yaptığım işi 20 tane gafil doktor yapamaz. 20 tane gafil doktor yapamaz. Benim hocalık sıfatım değil. Yurt dışında o teravih kıldırdıktan sonra bütün o sıfatın doktorluktur. Ben doktorum yani. Bakarsanız sitede. Ve gafil doktorların hayalleri ulaşmadığı yerleri tamir ediyoruz. Evet abi. Öyle mi abi? Evet. Yani mecbur, la fahr ve la gurur. Temsil ettiğimiz dairenin taşımış olduğumuz sıfatımız adına bunu söylemek zorunda kalıyorum. Doktor musun sen? Hoca mısın? Hani diyorlar ya, hocalık ve vaazlık unvanıyla şey yapamaz, görüşemez. Ama bir doktorluk unvanıyla en namaremin en namaremine bakabilir diye lemalarda şey var ya, onu söylüyorlar. Kardeşim biz doktoruz. Ben doktorum. Ruhiyatçıyım yani. Ruhu tamir ediyoruz. Ve 20 tane Müslüman demiyor bak. Tabirlerime dikkat edin. 20 tane gafil doktorun, psikiyatri, gafil, dini olmayan doktordan bahsediyorum. İnansız. 20 tane psikiyatri doktorun yapamayacağı ve hayali ulaşmayacağı değil değil mi? Ta ruhun diplerini tamir ediyoruz. Risale-i Nur ile. Risale'de aldığımız derslerle. Peki sen ne mezunusun diye sordular. Ben, peki doktor musun? Evet. Hangi tıp fakültesini bitirdin? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bitirdiği fakülteyi bitirdim. Hazreti Ustad Bediüzzaman'ın bitirdiği mektebi bitirdim ben. Ondan doktorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hangi fakülteyi bitirdiyse ben o fakülteyi bitirdim. Yani gittiği bitirdi, ben de o fakültedeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne? Doktor muydu? Şimdi diyebilir misiniz ki ya doktor muydu ki ruh tamirinde onun sözü muteber mi? Diyebilir mi? Bir tane Müslüman diyebilir mi bunu? Bediüzzaman Hazretleri okumamış ama o üniversitelerde tez yapılıyor ve kürsüleri var. Şimdi diyebilir misiniz ki Bediüzzaman Hazretleri ilahiyatı bitirmemiş. Tıp fakültesini bitirmemiş. Rüyat bölümünü bitirmemiş. Felsefeyi bitirmemiş. Ruh noktasında sözü muteber mi? Diyebilir misiniz? Buna ait bir hatırımı nakledeceğim, ondan sonra şey geçeceğim dersin. Şeydeyiz, Allah razı olsun, çok hoş bir camideyiz. Camideyiz derken, vakit bitmiş.
İkindi namazı hiç unutmuyorum. Bizim neyse kardeşle beraber Ömer kardeşle X bölgesinde işimiz vardı. Ne kadar uğraştıksa cemaati kaçırdık. Ama cemaattan sonra bir 5 dakika sonra cemaat tesbihatta yani. Biz de o caminin dışında yer oluyor ya Suat. Orada namaza duracağız. İkimiziz. İkimiziz ama daha cemaat geliyor. Ben geçince bizim Ömer'le geç abi dedi. İmam oldu ikimiz. Arkamıza tabii biz geçince imam oldum daha dua yapıyorum tamam mı? Hemen arkana bir tanesi dedi ki sizin dedi bize imamlığınız caiz değil dedi. Bir baktım Allah Allah 5-6 kişi olmuş da daha durmadım. Niye dedim yani benim ne iş yaptığımı biliyor musun sen dedim. Niye caiz değildi merak ettim yani. Ki sakalınız yok dedi. Ondan sonra dedim ki şimdi Bediüzzaman Said Mirza Hazretleri gelse aynı böyle dedim. Şimdi senin sakalın yok. Ey Bediüzzaman ben sana imam olacağım diyebilir misin sen dedi. Tövbe dedi ya o. Ben ne iş yaptım biliyor musun dedim. Ve ondan sonra ben sana daveti çıkarmadım. Ben sana imam olayım diye. Biz arkadaşla beraber sen dahil oldun. Madem imam olamayacağıma yani bir ders vereyim de anlatayım öyle tevazu makamı değil. Cahile, deliye, çocuğa işi bilmeyene tevazu edilmez. İşin ehli olmayana tevazu yapılmaz. Anlatılır. Şimdi ben sana daveti çıkarmadım. Biz arkadaşla durduk. Sen niye dahil oldun bana? Dahil olmaya çalışıyorsun. Ben imam oldum demedi ki biz kenarda ikimiz birbirimize, iki sakalsız birbirimize imam oluyor. Sen niye dahil oluyorsun? Ama dedim bu cevapları aldıktan sonra dedim buyur sen geç. Yok estağfurullah dedim. Niye geçmiyorsun kardeşim? Geç. Ondan sonra baktım geçmedi. Bak kardeşim adam insan tanımadan karar verme. Tamam. Beni tanıyor musun? Tanımıyorum. En azından bir görünüşe bakarsın. Tamam bir bakarsın ya böyle biraz. Şimdi bu adam ne adam? Bak sana ondan sonra duracağım dedim. Dön. Dedim ki bak ben yurt dışı faaliyetleri yapıyorum. Senden fazla istiyorum sakal bırakayım. Ama benim hocam var, talim hocam var, Kur'an. Reisi kuradır. Hafız değil. Hafızları yetiştirene reis, Kur'an, onun da reis. Bu reisi kuradır. Fakat sakalı olduğundan dolayı Almanya'ya, Fransa'ya götüremedim Mehmet. 5-6 defa başvurdum. Her başvurusu 120 euro verdim. Romanya bile reddetti. Polonya bile reddetti. Sakalı var ya böyle tutan. Ben yurt dışı faaliyetler, konferanslar verdiğim için bırakamıyorum. Tamam mı? Ben için bırakamıyorum. Yani ya bu Avrupa faaliyetlerimi bırakacağım ya sakal bırakacağım. Kendi için özür dilerim dedi ya. Kusura bakmayın. Bizim ne kadar içimiz kanattığını biliyor musun? Şimdi düşünün ben her şeyimi bırakabilen insan sakal bırakamaz mı? Bırakamaz mı? Ve ne kadar adedi bile ne kadar kişilere sebep olmuşum sakal bırakın diye. Ne kadar. Hatta bizim hafız o talim hocam var diye biliyorum. Ona bir gene biz şey yapmışız yani. Ya sen böyle bir şeyin yok dedim ya. Niye bırakmıyorsun ya? Çünkü bazen diyor bana bunu söyledin sen şey yapmıyorsun. Sonra diyor ki tamam dedim. Avrupa'da bu kadar insanlara ulaşıyoruz. Yani özürümüz var yani. Yoksa biz yapamıyoruz. Şimdi buna ait şey okuyorum. Yani gelen sorulardı bunlar. Size de sorulur. Neredesiniz? Kimsiniz? Nereye gidiyorsunuz? Hani buna hoş değil ama bizim bulunduğumuz daire Sübeyir abinin dairesidir. Tamam böyle bilin. Şimdi ona ait ben cevap böyle resim çekip göndermek istedim. Sana vazgeçtim yani de okuyayım size. Sen doktor musun? El cevap. Ben rüyatçıyım. Ustadım dediği gibi. Münazarat 97'de şöyle diyor. Ustada demişler ki sen kimsin? Ben hem tacirim hem kimyager. Ustad yalan mı söylüyor? Kimyacı olmadığı halde kimyagerim diyor. Ama biz bildiğimize göre İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi bitirmemiştir.
İşletmeyi bitirmemiş. Ben ticaretçiyim diyor. Hem ne diyeyim? Tacirim. Tüccarım. Hem kimyagerim diyor. Hangi fakülte bitirmiş Resul? Mübala yapıyor. Ha? Mübala yapıyor. Mübala yapıyor. Yani çok antika. Güzel. Hangi fakülteyi bitirdim diyor altında? Münazarat 97. Hayat. Hayat mektebini bitirdim diyor. Yani. Başka bir yer. Tarihçeyi 89. Ben bu zaman ve zeminde beşerin hayat içtimaiye medresesinde ders aldım ve bildim ki ustadın ders aldığı medrese oysa mektebe gitmemiş. Bak 89 tarihçede ben bu zaman ve zeminde mektebe bak. Zaman ve zemin. Zaman ve zemin. Öyle bize giriyor ya. Bizim zaman var delilik iştahımız. Zaman deyince hepten bizim şarteller de gidiyor. İbrahim ben benim renk değişiyor, girmemiz değişiyor. Ama girmeyeceğiz, merak etme. Bir havamı alamıyorum ha, zamanı böyle tam istediğim gibi yapsam tam telli oluyor. Ha? Zaman zan hemen. Zaman zan bir şeyler tetikliyor hemen. Of, zaman zan. Ben bu zaman ve zeminde ne yapmış? Beşerin hayat içtimaiye medresesinde ders aldım ve bildim ki. Şimdi izah yapıyorum bu şeyi. Çocuk ilk dersini ve ciddi dersini validesinden alıyor diyor ustad. Öyle mi? Enişte. Ustad diyor ki bir yaşında aldığım validemin dersleri üzerine kuruldu diyor 80 senelik hayatım. Öyle mi arkadaşlar? Telkinatlar üzerine. Bir yaşındaki validemin telkinatıyla. Bir şey anlatacağım da onun için söylüyorum. Hepinizce malum. Çocuk en ciddi dersini validesinden alır diyor. Tamam mı? Ama anne eğitim ve şefkat ve muhabbet fakültesinin denmezu değil. Anneler çocuklarını eğitiyorlar ama anneler şefkat ve muhabbet fakültesi mezunu değil. Ne yapacak? Ders vermeyecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hangi okulu bitirdiyse onu takip edenler de o okula devam ediyorlar. Ustad hangi mektepten mezun? Ben de o okula devam ediyorum. O mezun. Biz devam ediyoruz. Tedavi için kimseye davet etmiyoruz. Bir siteye. İstifade edenlerin zihinlerini müşeveş ettikleri için yazıyorum, söylüyorum bunu. Mesela biz Ervan Habise'den bahsediyoruz. Hangi doktor bahsetmiştir? He? Bak, sahaya bak. Şizofreni mi? Cinli mi? Tamam mı? Yani siz doktor şizofreni diyor. Cinlidir. Bunu nasıl ayırt edecek bir doktor? Bir, tıbbı çok iyi bilecek. Şizofreni bilecek. Cin alemini bilecek. Kendisi dışında olacak. Bizim şizofreni mi? Cinli mi? Diye dersimiz var. Psikoloji mi? Ha, psikoloji mi? Şizofreni mi? Doktorluk. Cinli mi? Doktorluk mu? Tamam, psikoloji mi? Biyolojik. 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 Tamam. Şimdi biyolojik dolayısıyla düşünce. Ya bu ders nasıl ders ya? Böyle ders olur mu? Nerede bulacağım böyle? Ha, piyasada ve internetlerde ve hastanelerde klinik konuşmaları var. Doktorla bizim aramızdaki en belirgin fark şudur. Doktor bozulanı tamir ediyor. Biz ise bozanı tamir ediyoruz. Bozanı devredişi yapıyoruz. Bir daha. Doktorlar bozulanı tamir ediyor. Hücreyi tamir ediyor. Biz ise hücreye musallat olanı def etme yolunu aşağı yapıyoruz. Çareler sunuyoruz. Tamam. Ve orada manalar çıkartıyoruz. Neyi çıkarttık? Dabetulars dersi. Hangi gafil doktor yapabilir? Müslüman doktor yapar. Erva habise mevadi şerire 246 sözde. Hangi gafil doktordan? Bir de Müslüman doktordan şimdi söylüyorum ve nurculardan söylüyorum. 19. mektupta Mucizat-ı Ahmediye Risalesinde tedavi ve duanın şeklini
Allah nasip etti bize. Nedir o? Allah Resulü fiziksel temas etmemiş, etmediği hiçbir tedavi yoktur. Yani her tedavi fiziksel temasla yapıyor. Nasıl yapıyor? Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh karnı ağrıyor. Ne yaptı? Hatırladınız mı? Yani ayağını vurdu diyor. Niye dua etse, niye sürdü ayağını? Bir, konuşamayan bir çocuk getirildi diyor. Ne yaptı söyler misiniz? Elini göğsüne koydu diyor, bir şey okudu, hıyar gibi bir şey kuştu ve çocuk şifa buldu gitti. Öyle mi? Hayasız bir kadın geliyor. Sen bana bir lokma ver diyor, koparttı verdi. Hayır diyor, ağzından çıkanı vereceksin diyor. Peygamber itiraz etti mi? Ne yaptı? Verdi. Vay hayasız ya. Sen ne biçim insansın ya, kadınsın. Gelmişsin bu sahabelerin içine. Sahabe var orada, sahabe nakledi bunu. Sen burada ne işin var ya bu erkeklerin içine? Çık git buradan. Git. Bir de ağzındaki lokma istiyorsun dedi mi? Ne yaptı? Gitti verdi. Peki, kuyu aciz suydu diyor. Dua etti, sular tatlılaştı mı? Hayır, ne yaptı? Tükürüğünü attı diyor. Fiziksel temas. Parmağından su akacak. Direk aktı mı? Hayır. Getirin diyor, su testinizde su yok mu? Döktü, akarken su devam etti. Fiziksel temas. Bana bir tane söyle. Mezarlı ölü diyor, tamam mı? Şurada kızımı öldüm diyor, gömdüm kızımı, attım diyor. Ya Resulallah dua et dirilsin. Tamam sen de kaldı, ben de kaldı, dirilsin. Tıpış tışır mezarlıktan gelsin. Yaptı mı? Yapmadı. Ne yaptı? Gitti mezarlığa. Mezarlığa gitti, mezarlığa ve mezarda hitap etti. Orayı tuttu ve ayağını, onun ayağının yerine mezara basıyor. Ve fiziksel temas yapıyor. Devre tamamlıyor. Bilmiyorsan haddini bil. Bir dua okuma şekli, bir böyle var, şifa uzaktan. İki göz var. Onun için mesela asabi insanlar, ikide bir trafikte kavga edenlere, tamam, ailevi kavga edenlere ne sunuyoruz? Diyoruz ki bak, eşinin, sokaktaysan araba şoförlerin gözüne bakmayın. Göze bakma. Çünkü niye? İnsanı mezara, deveyi kazana koyar göz. Öyle mi? Patlatıyor. Üstad Hazretleri 13. şuada diyor ki talebesine, bakmayın bana ders yaparken. Bakmayın bana. Niye? Aşırı muhabbet, aşırı adavet rahatsızlık verir. Aşırı muhabbet. Derste de niçin biz kalemle çıkıyoruz? Gömleğin cebi olmadığı için koyamadık. Gerçi burayı da unuttuk. Ama burada hususi yapıyoruz. Dikkati çeksin diye. Fetevai Hindiye de, Fetevai Hindiye 18 mi? 12 cilttir. 12 cilt. 18 değil mi? 18 cilttir. Kısmen okumuşum. İbn-i Abidin'i. Mülteka'yı zaten benim sağım fıkhım. Muteka. Osmanlı'nın fıkıh kitabını. Orada Fetevai Hindiye'nin T maddesine, T bakın, T maddesine tedavi yazıyor. Nazar boncukları, tarlalarda konulan şeylerin veya dikkati çekecek şöyle bir şeyler, çocuğa nazar, bunların caiz olduğunu ama bidatlı sokulmayacak. Bir içinde göz falan değil. Bir taş. Taş yani. Çünkü niçin? Gözden çıkan şu an ilk önce o kalemine gitsin. İlk önce o taşa gitsin çocuğa. Orada yazıyor ya. Fetva Hindiye'nin T maddesine, T maddesine bakın. Çünkü gözdeki şuayı ilk bakış önemli. İkinci bakış, bir bakıyor sana, ilk önce kalem ilgi çekti, nazar boncuğu. Ama nazar boncuğu göz yapmışlar, o değil. O bir de, o uyduruk. Yani bir şey koymuş. Mesela ecdat şey yaparmış tarlada, kuş için değil, böyle garip garip şekiller yaparmış. Gözün ilk şuası gözdür. Göz, nazar yani. Direkt oraya paratoner koyuyorlar. Camiye bile. Camilere, minareye paratoner koymuyorlar. Allah'ın evidir. Allah ne işim şeyini indiriyor? Allah'ın kuralı çalışıyor. Herkese rağmen. Allah'ın adetullahı peygambere de çalışıyor. Camiye de çalışıyor. Sokaktaki eve de çalışıyor. Paratoner koyarlar. Yani ne yaparlar? Gözden gelen enerji direkt ona gidiyor. İkinci bakış iniyor. Olmuyor daha göz. İnsanı mezara, deveyi kazana koyar. Tamam mı? Göz şey. Demek ki birinci okumak gaybane. İkincisi nefesle, dudakla değil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Böyle dudak değil.
Üçüncüsü gözle temastır. En tesirlisi rızk taşıyor bu. Nedir? Fiziksel temas. Resulullah'ın Hazreti Ali'ye temas etmesi, işte sahabenin eline koyması, tükürün. Bu eğer ki bu eğilleri, yani bizim sahamız değil de biz bilgisini naklediyoruz. Bir yere kemiğe temas ederek kafasında, daha çok eğer kafasından aşağı kalbi vesveseli varsa herhangi bir parmağını öyle temas etmek. Eğer namaremse kadınsa kaşık koymak, demir kaşık. Hani yapılmış ulemanın şeyi, temahtesine vaz. Eğer kafadaysa kemiktir. Böyle bir temas. İki ceset tek ceset oluyor kemik. Hani usta diyor ya, iki ceset tek ruh. Olunca, okunca o şey atıyor. İki ceset o olunca, gücün varsa o artık o yok. Sensin o. Sen kendini okuyormuş gibi oluyorsun. Darmadağın ediyor. Eğer gücün yoksa sana sıçrıyor onun ise. O rızkı da alacaksın. Ha? Peygamber Aleyhisselam çocuğu niye göğsüne koydu? Ve hıyar gibi bir şey kustu diye. Fiziksel temas kardeşim. Fiziksel. Fiziksel temas. Ha? Kimdir? Ehilleridir. Ehilleri kim? Hoca mı? Hayır. Tedavi. Tedavi bilen bunun uzmanları. İşi bilenler. Hem bak ustad ne diyor? Kimyacı, tacirim hem kimyagerim. Başka ne diyor biliyor musunuz? Hatırınıza gelen söylersiniz de. Hem ustad emniyet mezunu değil. Bak emniyet mezunu değil. Var ya fakülte. Emniyet. Emirda 2'de ne diyor biliyor musunuz? 236'da. Eğer bin müddeumimi hukuk fakültesinde mezun olan savcı. Bak ustada bak. Ustad mektep okumuş mu? Bak hukuk fakültesinde mezun olanlara avukattır şu hakim savcı oluyor ya. Müddei ümumi ne demek? Cumhuriyet savcısı demek. Müddei umumi ihtiyacı. Devlet adına ihtiyacı. Bak diyor ki eğer bin müddei umumi cumhuriyet savcısı kadar başka bin emniyet müdürü kadar asayişin teminine Risale-i Nur temin etmemiş ise Allah beni kahretsin. Siz de bana ne ceza verseniz verin dedim. Allah beni kahretsin diyor. Nerede? 2. emirden 236. Peki Risale-i Nur'la insanların akıllarını talim, kalplerini tenvir etme hizmetinde çalışıyoruz. Sen tamirci değilsin. Bunu yapamazsın denilir mi? Ustad hukuk fakültesi mezunu mu? Adliyede bu savcı mıdır? Bin diyor savcı kadar yapmadığımsa hizmet. Şey Risale-i Nur'la dedi. Ve emniyet müdürü kadar. Bin emniyet müdürü kadar. Risale-i Nur bunu yapmadıysa Risale-i Nur'la. Lemalar 54'te ne diyor? 54 sayfaları söylüyorum. Doktorlukla hocalığı ayırıyor. Lemalar 54'te diyor ki bir vaaz ve hoca unvanıyla bir namahreme vaaz edemez. Gel buraya ben sana. Tamam mı şimdi? Otur bakalım talim bir oku bakayım öyle mi? Elhamdülillahi bilen. Ne biçim okuyorsun ha? Gel bakayım. Bir hoca ve vaaz bir kadını alıp vaaz edemez. Ona ders veremez. Karşı karşıya. Hocalık mı? Ama bir doktor. Bak hoca ha bu din. Bir doktor. Kadının mahremin en namahremini tedavi, zaruret miktar kadar bakabilir, yapabilir. Öyle mi değil mi? Doktorluk unvanıyla, reculiyet, hocalık ve vaazlık unvanıyla yapamaz. Ama doktorluk unvanı, ben kendimden bir misal vereyim. Sordukları için, Ramazan'dayız ya şimdi. Abi, tutamıyorum ya, bu acaba şey olur mu? Bu intihar olur mu? Şeker hastasıyım diyor. Çok zor durumdayım abi diyor. Seni arıyorum diyor. Bak şimdi. Çapadan arıyor beni. Kapıdayım diyor. Serum ne takılıyorsa Suat bilmiyorum. Şeker yükselmiş adam. Oradan arıyor acilden. Bak şimdi acilden beni arıyor. Adam takmaklar istiyor. Doktorlar takmak istiyor. Takamam diyor. Oruçluyum diyor. Şeker yükselmiş mi? Düşmüş mü? Ne olmuşsa? Bilmiyorum. Şeker düşmüş mü? Yükselmiş. Ondan sonra düşmüş galiba değil mi enişte?
Öyle mi oldu? Tansiyon düşer lan. Tansiyon değil, şeker. Şeker, tansiyon düşer. Evet. Tansiyon yükselir. İşte bu deme oruç. Ha düş. Beni oradan arıyor. Bir şey anlatmak için misal vereceğim ben. Yaşanan bir şey. Ben dedi orucu bozabilir miyim? Bak ben hocayım. Bu konuda benim fetvam, yani hocayım bu derken bunu, geçmez. Kimin geçebiliyor musun? Hekimi Hazık. Dindar, Müslüman, oruç tutan doktor boz de, derse onu boz demesi, bozarsa din olur, meşru olur, caiz olur. Güne gün tutar o kadar. Kefaret olur. Ben desem, boz desem kefaret olur. Aynı suç bende de yazılır. Ulan ben hocayım. Adam tıpçı. Benim kadar dini bilmiyor. O konunun uzmanıdır. O zaman doktor ne der? Bana ne der? Telefonu ver bana derseydi. Haddini bil, hocalığında otur. Namaz kıldıracaksan kıldır. Tıbba karışma. Deme hakkı var mı? Var. Ben de aynısını diyorum. Haddini bil, din noktasına fetva verme, biyolojiyi tamir et. Herkes haddini bilsin. Fizikçi fizikçi olsun, kimyacı kimyacı olsun. Tamam. Ha ne yaptın? Ben dedim ki kardeşim, oruç tutan doktor var mı? Dedi ki, bana dedi, benim işe yapan dedi, oruç tutuyor dedi. Ha onun adı namaz kılan, oruç tutan bir doktor, hekim azıktır. O dese ki sen tutma, o tutmayabilirsin. E, dindir. Ama ben desem olmuyor. İşte doktor 54'te diyor ki lemalarda, onu karıştırıyorlar bizim arkadaşlar. Reculiyet unvanıyla, yani erkeklik adam. Hocalık ve bazı unvanıyla kadına ders veremez. Veremez tabii. Ama doktorluk, ama diploman yok. Ya diploman yok. Şey de diyecek misin? Bediüzzaman imam olamazsın sen şimdi. Geldi imam Sultanahmet Camisi'nde. Sultanahmet Camii imamı diyor ki, ey Bediüzzaman, he? Sen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu değilsin. Diyanet işlerine şu anda şeyin yok. Sen emeklisin mesela. Sen geçemez. Debilir mi? Der mi? İmam-ı Rabbani Hazretleri gelse. Senin İlahiyat Fakültesi mezunu değilsin. Tamam. Yani diğerini almıyorum ağzıma, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani el insaf ya. Bir Müslüman bunu dememeli ya. O kadar düşmüş ya. Çok arıma gidiyor ya. Bana diyor ki sen imam olamazsın. Niye olamam? Çünkü sen imam hatip mezunu değilsin. Lan imam olmak için imam hatip mezunu mu? Fıkıhta mı yazıyor? Bir insanın maddi ve manevi doktor olması için fakülte mezunu mu olması lazım? Şey, o zaman şeyi soralım. Ben dedi şey, Abdülbaki Hazretleri var. Manevi tedavi ediyor mu, etmiyor mu? İçkiyi bıraktırmıyor mu, vesile olmuyor mu? Şimdi içki bırakmak için bir sürü hastanelerde bölümler var. Yatıyor, o enjekte ediyorlar esrar içki falan, azalt. Ama adam bir nazar ediyor, nasibi de varsa. Sen kurtulan var. Sen de biliyor musun? Hop! Sen tıp fakültesi mezunu musun ya? Ne nazar ediyorsun? Ya ne kadar maskaralık ya. Ya arkadaşlar, din kayıt altına girer mi? Tıp kayıt altına girer mi? Allah rahmet etsin, Allah selamet versin. Suikast yapıldığına inanıyorum. Aydın Salih vardı. Alternatif tip diye bir kadın, tamam mı? Böyle Özbek mi? Yani bu sülük, hacamattır, ottur, ilaçlara karşı. Bir tanesi çıkıp da, gerçi o doktorluğu vardı. Sen kimsin ya, profesör musun? Sağımıza niye giriyorsun? Diyemez. Olur mu ya? Şimdi doktorlukla hocalığı ayırıyor ustad lemalarda. Manevi doktorların yaptığını maddi doktorların mı, doktorlar %1'ini yapamazlar diyor. Barla 66'da diyor ki, tamam ne meyus ve ümitsiz bir hastaya nafi ve faydalı manevi bir teselli. Manevi bir teselli. Bin nafi ilaçtan daha şeydir, tesellidir diyor. İlaçtan, şöyle bir konuşuyorsun, psikoloji için anlatıyorsun. Bin faydalı ilaçtan daha tesellidir. Bunu Mehmet kanına kadar, kemiğine kadar hissediyor. Öyle mi Mehmet? Evet.
Hatırlıyorsun değil mi? Ameliyattan sonraki durumunu hatırlıyorsun değil mi? Aşağıdaki durumun hala gözler önündeydi. Sen ameliyattan şey yaptıktan sonra. Hatırlıyorsun değil mi? Hangi doktor seni o kuyudan çıkartabilirdi? Şükür için söylüyorum. Ya beni hangi doktor çıkartabilirdi o zehirden sonra? Risale-i Nur'la. Ama tıp fakültesi değil. Ben de doktor değildim. Bak sen ameliyattan çıktın ama rengin kağıt gibiydi. Şimdi ne? Şimdi bak bak. Ve şu anda ne kadar psikiyatri ilaçlara bağımlı olacaktınız. Ve binlerce insan kurtulmuş. Nur dersindeki psikoloji derste. Ama çıkıp da bir tanesi, sen fakülte mezunu musun? Evet kardeş, hayat fakültesini bitirmişiz. Ben hoca değilim. Ben doktorum bunlara. Bu haddini bildirmek için söylüyorum. Ben doktorum ve ruhiyatçıyım. Gafil doktorların ulaşamadığı ruh tamir ediyoruz. Risale-i Nur'la. Elimizdeki kitap Kur'an, Risale-i Nur ve hadis. Tamam. Bazen bu üslubu kullanıyorum mecbur kaldığımdan dolayı. Saf böyle temiz insanların midesini bulandırdıklarından. Şimdi diyor ki ama gel sana vaaz edeceğim dese gel sana din ilmini Kur'an talimini çek bakalım. Dap çek bakalım diye bir vaaz bir hoca kadına talim edemez. Vaaz yapamaz. Orada talim yapamaz. Bir reculet unvanıyı başka şey yapamaz. Ama doktorluk unvanı. Doktorluk unvan. Hocalık da unvandır. Hocalık nasıl ki resmi değildir. İlle ilahiyat mazini olması gerekmiyor. Doktorluk da ille İstanbul Üniversitesi tıp fakültesini bitirmek zorunda değildir. Sahasını ama haddini bilir. Ama gel sana vaaz edeceğim. Sana din ilmini, Kur'an talimini yapacağım diyemez ki eğer diyari gurbette bunu da almaya zaruret ve ihtiyaç olmuşsa verebilir. Bu da var caiz. Mesela öyle bir yerdesiniz ki yani o dersi verecek, din dersi verecek kimse yok. Bunu koymuşlar, kuyuda itirazını koymuşlar. Bir yerde camide vazife yapıyorsunuz. Kadın geldi, soru soracak. O sorusunu soracak makam yok. Kişi yok. Ama bana git sorma bana. Ya oruç bozuldu mu bozuldu mu soracak ya. Ne kadar bir acep işi. Eğer ihtiyaç zaruretler haramı helal eder. Var ya o hadiste. Zarurat tubuhul mahsurat. Nerede geçiyordu hatırladınız mı? İhtiyat Risalesi'nde ve birkaç yerde geçiyor. İhtiyat Risalesi'ne geçiyor. Zarurat haramı helal eder. Sibirya'dasınız, bilmem neredesiniz, hocasınız. Adam soracak, kadın soracak, en mahrem sorusunu soracak. Ben namaz kılabilir miyim, kılamaz mıyım? Bana soramaz. Ne? Nasıl öğrenecek bunu? Bunu şey ama Türkiye'ye geldi. Yok kardeşim bir sürü Kur'an kursları var. Bir sürü makamlar var. Diyanetin kadı fetva hattı var vesaire. Veya cemaatler var yani. Mahmud Efendi'nin cemaati da var. Semerkant'ın var. Nurcuların var. Nurcular medresi var. Ablalar var. Tamam bir tanesi telefon edersin. Veya ya dersin. Bilmiyorsun değil mi abi? Abi ya bir hanımlardan bir soru soracağım. Abladan bana bir telefon verir misin? Tamam. Her ders sana verir. Bak sorarsın. Burada böyle bir ihtiyaç yok. Çünkü bu ihtiyacın gideren var. Ama yurt dışı elin saf bir orada yaşayanlar bilir. İbrahim öyle mi? Evet abi. Kursal fena hatırlar mısın? Biz gittiğimiz zaman. Hatırlıyorsun değil mi? Kime soracak kadın orada? Söyler misin Kuksa Efendi? O ta 2004 müydü? 2004. Kime soracaktı? Diyanet İnce. He? Kime soracaktın? Kim vardı? Hatırla bir kadın hoca hatırına gelebiliyor mu? Yani şey için keseceğiz merak etme. Böyle bir hoca var mı? Yok abi ya. Yoktu. Sonra bizim meşgul olduğumuz şeyler kişilerle 2-3 tane çıktı. Değil mi? Malum ders yapamadı. Evet. Meşgul olduk. Yükseldi Risale-i Nur. Fıkıhı da teşvik ettik. Fıkıhı da okudu. Hem Risale-i Nur'da merci, hem fıkıhta da merci. Öyle mi? Evet. Ama değil mi? Yo, soramaz. Nasıl yetişecek? Ya İmam Azam herkesin imamı. İmam Azam ki kadın fıkıhı anlatmadı. Ya.
Ama sen gel sana vaaz edeceğim. Bak çok acayip. Bunlar tabii farklı. Sana din ilmini, Kur'an talimini yapacağım. Çek bakayım datı ki eğer diyari gurbette bunu da buna da ihtiyaç varsa bunu da yapabilir. Çünkü zaruret tubühül mahsurat. Çünkü zaruretler haramı helal yapar. İlim zarurettir. İlim zarurettir. İman ilimleri muzaf farz aindir. İman ilmi farz değil, muzaf farz aindir. Eğer kendi ha? O ne demek? Yani mesela abdest bilgisi farzdır. Gusül ilmi farzdır. Tamam mı? Oruç ilmi farzdır. İman ilmi farz değil. Farzın farzıdır. O yoksa hiçbir şey yok. Abdest yoksa namazın yoktur. Ama gene kafir değiliz. Oruç şey olmasa gene kafir değiliz. İslam esası, namaz kılmak, oruç hepsi farz. Yani farzların derecesi, iman esasları, Allah'a iman, peygambere iman, muzaaf farz aynı bunlar. Farzın farzıdır. Eğer kendi cinsinden ders verecek olsa, kadın kadın varsa, erkek, fakat yeterli değilse, bunun tersi de var ha. Bazı bölgelere kadın hocalar gidiyor. Diyanet mesela, ben buna şahitim. İsviçre'de vardı. Kurs açmış. Diyanet kurs açmış. Acayip bir şey. Ama bunu o kadar şey fıkıhçı da yani gördüm de yani. Mesela ablamız yaşlı. Hem şey yapıyor, hem de gelen sorulara kapı arkasından erkeklerin de sorusuna cevap veriyor. Yok başka. Cami imamı biraz şey yapıyor, yeni gördüğüm için söylüyorum. Bir şekilde siyasetle gelmiş, torpille. Bir şey bilmiyor. Sırf Kur'an okumayı biliyor. Öyle fıkıh şey bilmiyor. Mesela çok iyi hatırlıyorum o zaman, gündemdeydi. Kurban kesildikten sonra para tespiti yapılıyor. Keselim, tartarız, o zaman parayı vereceğiz. Bu caiz mi değil midir diye soru yapmıştı. Değildir. Değil de değil. Niye o zaman kurban eti satın alıyorsun? Yani çünkü kesilmeden önce akit bitmesi lazım. Akit bitmesi lazım. Mesela kurban kesiyorsun ağzı. Allahu Ekber, Allahu Ekber demeden. Kimin adına kesiyorsun kardeşim? Benim adıma. Bir şey bir senin olabilmesi için mal belli. Satan belli, şey, alan belli, satan belli, mal belli, hacim, sıf, kütlesi belli. Tamam. Bu senin kurbanın İbrahim keseceğim. Evet abi, kaça aldın? Abi daha belli değil. Niye? Kesildikten sonra tartacağız parası o zaman. O şeye benziyor. Hayvanın kafasını kesiyorsun, ondan sonra kestikten sonra Bismillahirrahmanirrahim demeye benziyor. Anladın mı? Yani çok orada ben orada şeydim ve cami her şeyi bilmiyor ne demiş. Burada Kur'an kursu var dedi. Orada ablamız var dedi. Ona sorun dedi. Bak tersi var yani bak. Benim rastladığımı söylüyorum. Ablamız hakikaten hoca abla yani. Abla demedi. Hoca abla Kur'an kursu kız şey yaşlı bir abla. Ona dedi olur mu? İyi hatırlıyorum hafızamda kalmış. Çünkü İstanbul'dan gelmişti. Sakit olduktan sonra mesela ücreti daha sonra verdi. Unuttu mesela. Unuttum başka bir şey değil. Ya vermedi herhangi bir şey. Ama akit oldu. Belli fiyatı belli. Yani para verilmesi lazım. Miktarı belli olmasın. Miktarı belli olacak. Ha, belli zaten bir sebepten ertelendi. Ha o ertelendi o başka. Ama iki kişi arasında olur. Tamam. Tabii. O dese ki tamam ben aldım kabul ettim. Tamam. Bana şey 15 gün daha sana mühlet. O caiz. Hem de teşvik edilmiş. Ama en makbul yani borç alacak diteceğim. Ama kurban için hemen vermek gerekiyor. Yani ama olmasa da olur. De ki tamam ben bunu benim bana bunu borçta satar mısın? Borçta İslam'da satılıyor. O akit. Çekle, ama çekle kredi kartını alıyorlar ya şimdi. Kredi kartını çekle. 3 ay sonra ya 6 ay sonra. Evet. Kredi kartıyla kurban. Var mı öyle bir şey? Var var. Tövbe estağfurullah. Karpursa'dan alıyorlar mesela. Allah'ım ya. Yok ben onu demin akit oldu unuttum tamam. Mesela. 10 dakika sonra verdi. O bir şey değil ya 10 dakika ya. Ya şey o verecek ya. 8'de. Yani burada kesilmeden önce kimin adına kesiyorsunuz?
O adamın malı olmalı. O adamın malı olmadan kimin malını kesiyorsun? O adamın malı olması için alan, satan, vasıf, sıfat, hacim, kütle belli olacak 6 tane. Miktar belli olacak. Miktar belli mi? Yok. Belli olacak. Ne zaman? Kanı attıktan sonra. O zaman bu kan kimin adına attı? Neyse. Yani o abladan açıldı. Ablamız şu fıkıhçıydı biliyorum yani. Ondan sonra o kadar ben de şaşırmıştım yani. Beni mi? Benden mi? Benden de verse. Ben ne dersem onu dedim. Tabii ya çok acayip fıkıhçıydı. Ve fıkıhta mezun. Yaşlı bir ablaydı. Bak tersi de var demek istiyor. Kapının arkasından cevap veriyordu. Ne yapsın yok. O işte İmam Hatip mezunu. Ne mezunuysa bir torpille gitmiş oraya. Yani o ihtiyacı cevap veremiyor. Fakat yeterli değilse verebilir. Çünkü iman mevzudur. Gusül mevzudur. Zaruretlerdir. Zaruretler haramı helal eden mevzu 482 sözlerde anlatıyor. Ondan sonra sizin sorunuza geçeceğim. Şunu da bitireyim. Doktorlar bakar demiyor. Doktorluk noktasında bak. Doktorlar bakar demiyor Risale'de 54'te. Yani reculiyet, vaazlık, hocalık unvanıyla ona ders veremez. Ama ne diyor biliyor musun? Doktorluk noktasında doktorlar demiyor. Ha, ille tıp fakültesi olan demiyor. Doktorlar bakar demiyor. Doktorluk noktasında zaruret olursa bakabilir. Lemalar 54. Doktorluk noktasında ise bu. Ama bir anda birkaç tane sıfat olur. Yani adam doktordur ama aynı zamanda tüccardır. Olmaz mı? Doktordur ama hocadır. Biz hem hocalarımız var hem doktorluğumuz var. Ben doktorum. Burada küfran nimet yapmayacağım. Çok doktorların yapamayacağını Allah'ın izniyle Nur dersindeki psikoloji dersleriyle yaptık. Şizofreni midir, cinli midir? Hangi doktor yapabilir bunu? Biraz da kıymet bilmek lazım ya. Küfranı nimet etmemek lazım. Kadir şinaslık olmak lazım. Vefa lazım. Yani sen yumurta sana değerse görürsün bakalım o neyin nesidir. Çocuğun, kızın gözünün önünde oğlun şizofreni, kızın şizofreni olduğu zaman anlarsın bu şizofreni midir, cinli midir, psikolojik midir? İyi anlarsın. Bak biyolojik psikoloji midir, cinli midir, şizofreni midir? Kim ayıracak bunu? Üçünü hakim olan ayıracak. Ha, öyle merhametsiz insanlar var ki istifade etmiş, kurtulmuş. Olmaz ya şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Sana o olsaydı, yumurta sana gelseydi acaba sen ne yapardın? Yani içimden diyesin geliyor da demiyorum yani şefkatliyiz. Allah böyle yaptığın itirazı aynısını sana nasip etsin de bakayım ne yapacaksın diyesin geliyor ya Rabbi haşa. Gemiden karşıya geçiyorum. Arabalı vapurda. Arabayı bıraktım Suat, Yasin. Adem miydi? Bak. Adam abanmış. Arabalı vapurda o kanat bağlanan yeri var ya baba. Gemide. Onu abanmış. Ben zannettim oruçtan dolayı. Adam açtı. Ben de arabadan iniyor. Denizi seyredeyim diye indim. Herkes kameraya çıkıyor yukarıya. Ben arabadan indim. Dedim ki selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Takkeli beni görünce aleyküm selam. Aynı böyle Mehmet. Böyle aleyküm. Takkeyi görünce böyle gözü böyle içip doldu böyle nasıl yaptıysa. Hemen anladım buraya baktığını. Aleyküm selam. Böyle biraz tebessüm var. Kardeşim nasılsın, iyi misin? Uzaktan bir tanesi de söylüyor. Hop doktor değilsin, sürme elini. Seni denize atmam gerekiyor seni. Seni denize atardım orada yanımda olsan. Kardeşim nasılsın dedim. Bak şimdi olanı söylüyorum ya. Kardeşim nasılsın, iyi misin? Derdin mi var? Koydum elini. Bir de koyar mısın dedi. Biraz önce dedim ya kardeşim nasılsın, iyi misin? Yaptı ya böyle. Bir de elini koyar mısın? Koyayım kardeşim. İyi misin dedi.
ses yok. İyi bir ayet-i kürsi okuyayım sana. Lan Ramazan'da tanımadım ya. Lan Müslümanız da. İngiltere'de oldu. Meğer sokağa düşen bir insana polis bile elini süremez. Nasıl düştü düştü. Hemen ambulans gelecek. Eğer orada müdahale edeyim yani tedavi bir şey. Ölürse sen mesulsun. Kanun varmış. Bir tane siyah bir kadın düştü. Biz de İngiltere'de dolaşıyorduk. Elimizde pet var. Polis falan duruyor. Hemen kafası bükülmüş ya. Bir düzeltmiyorlar. Kafası bükülmüş. Teret duvara yürüme taştan oraya kafası eğilmiş. Hemen yanaştım. Kadın kafasını düzelttim. Kucağı kaldırdım böyle. Polis bir şeyler diyor. Ben de anlamadım hiç İngilizce. Hiç kale almıyorum. Gittim o pet şişimi çıkarttım falan. Biraz şart yüzüne vurdum falan. Biraz sonra gözünü açtı. Polis de bakıyor ya. Ondan sonra ben dayanamam ki ya. Ona dayanamam. Ben insanım çünkü. Müslümanım ya. Kanun var, dayanamaz. Lan Almanya'da kanun çıkmış, kumrulara yem veremezsin. Niye? Osmanlı kumrusu ya. O kahvenin kumru var ya, ona göre bakın ha iyi. Avrupa'da kanun var, Almanya'da kanun var. Kumruya, ama genellemediler tabii. Osmanlı kumrusuna değil, şunlara diye demiyor. Hepsine. Bana diyorlar ki abi neyi yem veriyorsun? Lan başlatma polisine, polisiyayına. Biz ona ekmek veriyoruz. Meğer o Osmanlı şey yapmış, üretmiş onu. Kahverengi var ya, böyle zikrediyor. Bir zikir. Türk'ün tova diyorlar ya. Türk şey diyorlar. Türk diyor, Türk kumrusu diyor. Dolayısıyla ona böyle hain diye bakıyorlar. Sen şimdi bakamaz. Kanun var. Kanununu sevsinler seni. Aynı kafa. Alman kafası. İngiltere'de dokunamazsın. Ölürse, lan ölürse. Ne demek ben mi ne öldürdüm ya? Düzeltiyorum işte. Hayır, sen sürerken öldürsen öldürdüm. Lan ben, sen başına yansın, böyle ne biçim merhametsiz zalim insanlar ya? Böyle insanlık olur mu ya? Ben düzelttim, kafasını koydum, su petimi vurdum, bundan sonra biraz şey yapınca açıldı, suyu da verdim. Ben o açıldıktan sonra ilk yardım geldi. O kafa böyle yamuk ya. Süremezsin, kanın var. Sen tıpçı değilsin. Ya bozulunca insan bozuluyor demektir. Başka bir şey. Ha adam ayet-i kürsü okudum. Oturdum. Baba ya gemiye bağlama. İki tane. Bir burada bir iki tane bağlıdır. Öteki tarafa ben o bir tanesi yere oturmuş. Kafayı böyle koydum. Öteki tarafa ben oturdum. Kardeşim gel otur. Otur bakın. Ondan sonra başladık sohbet etmeye. Oho! Uçuyor ya Mehmet. Uçuyor. Sahte evlam. Allah'a dua ettim. Nasıl dua ettin dedim. Ben dedi Caddebostan'da oturuyorum. Şeyde Suadiye'de. Sırf dua etmek için şeye gelmiş. Sultanahmet Camisi'ne gelmiş. Lan dua etmiyor diyesin geliyor da demedim tabii de. Ya dua etmek için oraya ne gidiyorsun ya Suadiye'de falan. Oraya gel. Ben diyor Sultanahmet'te dua etmiş. Allah beni kurtar. Allah da sebep çıkarttı bizi demek. Tamam. Ondan sonra nurları tanıdı. Risale'mi anlattım. Çantamızda şey vardı. Ondan sonra siteyi de söyledim. Adam basit adam değil, üniversitede görevliymiş. Ondan sonra psikoloji şey ya, bitti. Bu kadar basit. Doktor değilsin, sen çapaya gönder. Psikiyatri bölümüne gitsin. Ne yaptık lan? Elimizi koyduk, ayeti görsek. Bu kadar ya. Ama samimi okuduk. Çünkü bir menfaatimi yok, tanımıyorum. Para yok. Ah ustad demese para almayın diye. Ah ne olur, trilyonluk olurduk ya. Aşkım, hop! Doktor değilsin İngiltere'de. Çünkü kadına şu sürere versin. Bir şeyler diyor gavur. Doktor anlamıyor mu İngilizce? Anlamadı. Hiç kale almadım. Bilseydim demek ki biraz çekinirdim. Kanun yasaktı falan. Herhalde bir şeyler diyor. Ben hiç de anlamıyorum. Anlamamak bazen çok iyi geliyor. Nur talebeleri gafil doktorların yapamadığı tedaviyi yapıyorlar. Ustada da diyorlardı. Bizim resmi dairemiz var. Sen resmi değilsin. Dolayısıyla ders veremezsin demişlerdi ustada. Mektubatta. Kaçıncı sayfaydı o? Not aldın da. 70. sayfada. Şimdi sizin bir başka bir soru var. Efendimiz buraya derse geldiğimiz zaman, dershanede kaldığımız zaman gençler. Ondan sonra çok iyiyiz. Ama dışarıya çıkınca, eve gidince ya bu şeylerimiz olmuyor. Camı da açar mısın biraz? Öyle. İftar ya. Ne iftar ya, daha çok var değil mi? Öğleni bile kılmadık değil mi? Elhamdülillah. Şükürler olsun.
Şimdi niçin biliyor musunuz arkadaşlar? Burada kendimizi iyi hissediyoruz. Dışarıya çıktığımız zaman tesbihatımızı tek diyoruz. Namazı geç kılıyoruz. Eminim televizyonlara muptela oluyoruz. Aynı soruyu Resulullah'a sordular sahabe. Ya Resulallah, senin yanındayken acayip, senden ayrılınca garip. Biz münafık mıyız diye sormuşlar. Soru ha? Sahabe böyle demiş, münafık mıyız? Hayır. Burada imanınızın, dışarıda da beşeriyetiniz iktizasıdır. Ustad diyor ki, hapishane penceresinde baktım diyor, tamam mı? Eskişehir hapishanesinde oturmuştum. Karşımda lise mektebinin avlusunda oynayan, rahatsız eden kızlarla erkekler vardı. E tabi orada hangi ortamda bulunursan o şey yapılıyor. Burada devamlı fikriniz, hissiyatınız, duygularınız hep din telkin ediliyor. E tabi ki din tarafımız galip olacak. Buralar Rüşt abinin tabiriyle ki Zübeyir abi demiş ona. Medrese demezmiş usta, şey Zübeyir abi. Buraya liman dermiş. Liman. Dışarıda fırtına var gemide, şey denizde. Denizi alabora ediyor gemileri. Limana kaçarlar gemiler. Burasına liman dermiş. Tahsüngah. Dolayısıyla biz buraya sığınıyoruz. Onun için en az haftada bir gençler derse 5-10 dakika okuyacağız. Ne okuyacağız? Muallimler, talebeler, Asay Musa'ya. Hocalar, hafızlar, Zülfikar'a şiddetle muhtaçtırlar. Zülfikar nedir? Hangi kitap var içinde? 25. Evet. 25. söz ve 19. mektubun cem edilmiş kitabın adı Zülfikar'dır. Yani illa sen bu kitap alman gerekiyor. 25. sözde 19. mektubu okursan. Diyor ki hafızlar ve hocalar Zülfikar'a, muallimler ve talebeler Asay-ı Musa'ya şiddetli ihtiyaçları var. Onun için onu mutlaka okumak lazım. Dolayısıyla inşallah ümidinizi yırmayacaksınız. Bulunduğumuz yer, yani orası mesela ektar dükkana giderseniz üzeriniz ektar kokar. Pis bir yere gitseniz, kesin şey yapmayın, üzeriniz pis kokar. Kahveye giderseniz üzeriniz sigara kokar. Osmanlı camisine giderseniz buran buran Osmanlı ruhu alırsınız. Cumhuriyet döneminde yapılan camiye giderseniz asıl insanların kokusunu alırsınız. Yani bu sirayettir. O elinden geldiği kadar, ustadımız ne diyor? Her gün işte namazı vaktinde kılmak, akabinde tesbihatı yapmak, haftada birkaç defa derse gitmek, 5-10 dakika, ustadımız demiyor da 5-10 dakikayı ben uyduruyorum. Yani aslında 1-2 dakika diyor, hatırlıyor musunuz? 10 dakika diyor. 5-10 dakika diyor. En az boş vakitlerinizde 5-10 dakika kursanız diyor, talebe olmanın alırsın. He, ama bir yerde de birkaç dakika diyor değil mi mektup? Mektubatta. Tamam, seninki doğru. Hatırlamadığın doğru. Benim dediğim bir sağlam bir zemin otursun. Böyle birkaç dakika yani dahi olsa. Çünkü niye? Barla 259'a şöyle diyor. Semadaki müekkeller, yerdeki müekkellere melaikeler gıpta ediyorlarmış. Yerdekilere. Çünkü yerdeki melaikeler gıpta ediyorlar. Ah ah. Bir iki adam. Bir iki dakika. Bir iki dakika Rablerini görüp gösterirler, sevip sevdirirler. Mektubatta da talebelerin dostun asası birkaç dakika diyor. Ama Mirdağ'ında vesaire şey Barla'da 5-10 dakika diyor. Vesaire diyor. 5-10 dakikadır tabii, öyle olsun. 5-10 dakika Risale okursak, namazımızı vaktinde kılmaya çalışıp kesinlikle yapamasan bile namazdan sonra yolda tesbihatını mutlaka, tesbihat mutlaka. Çünkü iştirak amal-i uhreviyenin şartıdır. Nur cemaatinin, bütün ablaların, abilerin, geçmişin ve geleceğin, kabirdekilerin ve dünyadakilerin hasenatına ortak olmanın şartı tesbihattır. Yapamadın, yürürken yap. Yürürken de unuttum, yatarken, sabahki tesbihat yapmadım, kazasını yap. Tesbihatın kazasını yap. Tamam mı? Ve bir talebete resalinun sadikin, ya ilahina bir hep orada bir şahs-ı manenin sistemi. Şifre o. Ondan sonra ya Cemilü ya Allah veya Subhaneke ya Allah Taaleyte ya Rahman ecirne minennari bi afike ya Rahman. Bu netice. Ama bu şirkete girmenin şifresi 234 senin 43-74 müydü? Yok. Ha, o İzmir'deki kapının
şeyidir. Açılması. Senin kaçtı? 68-26. Şimdi kapıya girerken tıklıyor. Namaz tesbihatında Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melaiketehu yusallun alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Lebbeyk. İlahir var ya. Ya cemilliye Allah'a kadar. O şifredir. Yani kapıyı onun için söyledi. O şirketi giriş şifresidir. Ve bi talebete resailinunun sadikine ya ilahe nebikümün salatü minna. Yani ustadina diye. O kapıyı giriş şifresi. Ondan sonra girince ya cemilü ya Allah, ya karibu ya Allah, ya mucibu ya Allah diye gidiyoruz. Sonra süreyi okuyoruz. Sonra da dua ediyoruz. Şeyden sonra. Bu işte arkadaşlar bu gayet normaldir. Yani şu bulunduğumuz cemiyette ahir zaman fitnesi olduğu için sıkı son cümlem olsun, ezan okundu. Her şeyde ifrat tefrit zarardır. Bir şey daha hariç ifrat makbuldur. İki şey abi. İki şey mi abi? İhlas ve irtibat. İhlas içinde söylüyor mu? Orada mı geçiyor? İhlas ve irtibat. İki şey için söylüyor. Çok iyi. O açabilir misin orayı? Emir Dağı'nda sağ tarafta en alt paragraf. En alt paragrafta. Tamam mı? Hemen ondan sonra keselim. Ben müfritan irtibat biliyorum. Müfritan irtibat. İhlas var mı diye görmek istiyor. Kastamonu'daki yarışma. Kastamonu'da. Nereden açarsanız açın, beni hemen tasdidi düzelt. İhlası da ekleyelim. Kaç? 89 son. 89 son. Kastamonu. Bu 89 bu Ziyaddin meselesi mi? Evet abi. Tamam. Ha okur. Onun son. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddinden fazla fevkalade üstün zan ve müfritane âli makam vermek yerine fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Tamam. Onun... Zübeyir abinin şeyi oldu mu? Bak baştakisi meslekte mutaassis, laika. Laika. Bak neyle düzelttim kafamı? Kastamonu'yla değil mi? Laika ile düzelttim. Demek ki müfritane irtibatın yanında müfritane şeyde varmış, ihlas. Tamam. Hüsnüzan'da mı var? Yok. Var ya okusana o. Hüsnüzan'da kondu. Hüsnüzan'la bakmak yerine diyor abi. Farkalada Hüsnüzan'la yerine. Elhamdülillah. Gördün mü bak nasıl düzeldik? Ya bu yani dedi bitti ya kafamıza. Demek ki müfritane ihlas ve ihlas lazım. Bahir davahun. En elhamdülillah Rabbil Alemin. Var mı sorusu olan? Ezanla şu iş yapabiliriz. Tamam. Yok değil mi? El Fatiha. Bir daha söylüyorum. Namazı vaktinde kılmaya azami dikkat edeni kabire girdiğiniz zaman ne meziyetin vardı denilirse en azından şunu de. Ya Rabbi namazımda hassastım. Namazında hassas olmanın şart sebebi şudur. Vaktinde kılanlarda namaz hassasiyeti olur. Hassasiyeti olur. Namazı vaktinde kılmayanlarda namaza karşı gevşeklik olur. Bir insan dese ki namaza karşı gevşeyim, inanın adınız gibi hiç şüpheniz olmasın. Bu adam namazı vaktinde kılmıyor. Vaktinde kılana Allah'ın ayrı bir özelliği var. İnayet-i hassas tecelli ediyor. Namazda hassas oluyor. Ve namazda artık o namaz onu bırakmaz. Vaktinde kılana namaz onu bırakmaz. Namaz bırakmaz adamı. Namaz canlı ve ruhludur, şuurludur. Bu şifredir girir. Onun için namazı vaktinde azami dikkat edeni kesinlikle namaz onu bırakmaz. Ben konuştuğum vallahi böyle inanıyorum. Ve böyle. Namazı vaktinde kılmayanın namazda gevşeklik olur. Namazı düşe kalka kısmen de terk eder. Namazı vaktinde kılmayacağız.